Pekala. Kaan'ın sıcaklığa bağlılığıyla başlayalım. Bu husus son derece önemlidir. İlk olarak Arrhenius tarafından 1889 yılında öne sürülmüştür. Bay Arrhenius birçok sebepten dolayı çok ünlüdür. Sadece hız sabiti kuramı ile değil, son günlerde öğrendiğime göre Arrhenius karbondioksitin atmosfer üzerindeki potansiyel etkisini hesaplayan ilk kişilerden biriymiş. Ve tabii küresel ısınma üzerindeki etkisini de endüstri devrimiyle insanlar gittikçe daha fazla fosil yakıt kullanmaya başladılar. Bu da atmosferdeki karbondioksit miktarını artırdı. O zamanlarda bile insanlar endişelenmeye başladı. Dolayısıyla Arrhenius fosil yakıtların kullanımının devam edeceğini farz ederek ilgili hesaplamaları yapıp bir tahminde bulundu. Bu hesaplar epey doğruydu, ancak doğru olarak hesap edemediği şey insanların kullanacağı fosil yakıt miktarıydı. Dolayısıyla ayaküstü yaptığı hesaplar sonunda 2000'li yıllarda başımızın belada olacağını saptadı ve dedi ki sorun yok, daha 2000'e çok var. O zamandan beri insanlar onun hesaplarını yeniden yaptılar. Hem de çok daha ileri yöntemlerle. Yine de onun yaptığı hesaplar yeterliydi. İnsanlar bu hesapları tekrarladıkça hesabın yapıldığı an ile başımızın belaya gireceği zaman arası gittikçe daraldı. Bunun sebebi yapılan hesapların yanlışlığı değil, doğaya salınan karbondioksit miktarının gittikçe artmasıydı. Bu son 1,5 yüzyıldır yapılan bu hesapların üzerinden geçmek bayağı ilginç olurdu. Her neyse, küresel ısınmayı tahmin eden Arrhenius ünlü hız kanununu önerdi. K eşittir A çarpı E üssü eksi E A bölü RT. Bu Arrhenius hız denklemi olarak bilinir. Bunun logaritmasını alırsak ln K eşittir ln A eksi E A bölü RT bulunur. Bunu grafiğe geçirirsek kesim noktası ln A olan düz bir çizgi elde ederiz. Burada A ön faktör olup E A da aktifleşme enerjisidir. Tabii ki eğim de eksi E A bölü RT olur. Burada R gaz sabiti, T ise sıcaklık. Burada bazı tipik rakamlar olarak aktivasyon enerjisi 10 ile birkaç yüz kilo jül bölü mol. Örneğin 50 ile 300 kilo jül bölü mol civarıdır. Tipik bir ön faktör değeri tepkimenin birinci veya ikinci derece olmasına bağlı olarak, örneğin birinci derece için 10 üzeri 11 ile 10 üzeri 15 1 bölü saniyedir. Burada hız sabitinin birimi 1 bölü saniyedir. A'nın birimi 10 üzeri 11 bölü mol saniye civarıdır. İkinci derece için tabii bu husus postaya vereceğiniz zarfın arkasını yazmak kadar önemlidir. Evet. Bu husus gerçekten zarfın arkasına yazmak kadar önemli. Bakmanız gereken önemli şeylerden biri de diyelim ki elimizde belli bir sıcakta bir tepkime var ve hızını iki katına çıkarmak için sıcak ne kadar yükseltmemiz gerektiğini arıyor olalım. Başlangıç sıcaklığın T1 300 Kelvin yaklaşık oda sıcaklığı olsun. Oda sıcaklığında ve tipik aktivasyon enerjisi de 100 kilojül bölü mol olsun. Oda sıcaklığı ve vücut sıcaklığı kabaca aynıdır.
Buradaki soru 100 kilojoul bölü mollük tipik bir aktivasyon enerjisine sahip bir reaksiyonun hızını ikiye katlamak için T2 sıcaklığı ne olmalı? Dolayısıyla K2 bölü K1 eşittir 2 olması durumunda T2 ne olmalı? Bu ifade K2 eşittir A çarpı E üssü eksi EA bölü RT2 bölü K1 eşittir A çarpı E üssü eksi EA bölü RT1 şeklinde yazabilir. Bunun 2 olmasını istiyoruz. A'lar birbirini götürür. Buna göre ln K2 bölü K1 eşittir. ln 2 bu da eşittir. EA bölü R çarpı parantez içinde 1 bölü T1 eksi 1 bölü T2 olur. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Bunun da ne olduğunu biliyoruz. T2'yi çözersek T2 305 Kelvin olarak bulunur. Epey küçük bir değişim bu. Görüldüğü üzere vücut sıcaklığınızın pek fazla değişmemesi epey önemlidir. Ateşiniz olursa sıcaklık artar. Vücudunuzdaki tepkime hızları yükselir. Eğer bazı reaksiyonların hızı iki katına çıkarsa bu büyük sorunlar yaratabilir. Dolayısıyla bu olay sıcaklığa çok hassas. Yani hızlar sıcaklığa çok bağlı. Peki bu A ve EA terimlerinin fiziksel anlamları ne? Ona bir bakalım. Fiziksel olarak A artı B şeklindeki bir biyomoleküler reaksiyon bir C ürünü veriyor olsun. Mekanistik olarak olan şey bu moleküllerin bir araya gelerek çarpışmaları A ve B bir araya gelip çarpışıyorlar. Burada hipotetik olarak bunlar çarpıştıklarında bir kompleks oluşturmakta. Geçici bir süre için birbirlerine bağlanıyorlar ve bu çarpışmanın kinetik enerjisine sahip bir kompleks oluşuyor. Yani A ve B birleşerek epey uyarılmış bir kompleks oluşturuyorlar. Bu daha sonra bozunarak etrafındaki atomları düzenlemek suretiyle ürünü veriyor. Bu işlemin enerjisini grafiğe geçirirsek, reaksiyonun fonksiyonu olarak ki buna reaksiyon koordinatı diyoruz. Tepkenler için bir delta G veya enerji ile başlarsak, ürünler için olan bir enerjiye erişiriz. Bu daha yüksek veya düşük olabilir. Burada yüksek yapalım çünkü fazla yerimiz yok tahtada. Ürünler. Dolayısıyla bu bir ısı alan reaksiyon. Bu C için olan enerji, bu da A artı B için olan enerji. Bu yol boyunca çarpışma enerjisinin bir kısmını soğuran bu kompleks oluşmakta. Burada bir yer. Dolayısıyla bu A, B yıldızın enerjisi. Buna aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Bu reaksiyonun olması için bu bariyeri aşıp ürünlere gelmeliyiz. Tepkenlerin enerjisiyle bariyerin arasındaki bu mesafe EA yani aktifleşme enerjisi olup bu değer bu bariyeri aşmak için gerekli enerjiyi gösterir. Tabii sıcaklığı artırdığımız zaman tepkenlerin sahip olduğu enerji veya kinetik enerji de artar. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji de artar. Ve Boltzmann dağılımında gittikçe daha yüksek değerlere çıkarız. Yani sıcaklık arttıkça bariyeri aşabilecek tepken sayısı da üstel olarak artar. Dolayısıyla bu ileri reaksiyon için olan EA değeri, tabii ki geri reaksiyon için olan bir aktifleşme enerjisi de var.
ve bunlar birbiriyle ilişkili. İleri ve geri reaksiyonlar arasındaki fark E geri eksi E ileri size reaksiyon için olan delta E değerini verir. Dolayısıyla E geri eksi E ileri eşittir reaksiyon için olan delta E değeridir. E entalpi veya serbest enerji olabilir. İşte bu delta E aktivasyon enerjisinin fiziksel kökenidir. A yani ön üstel terim moleküllerin enerji bariyerini aşmak için yaptıkları deneme sayısıdır. Dolayısıyla son derece mantıklı bir birimi vardır. Bu A buradaki A'dan farklı olup bu deneme sayısıdır. Bu moleküllerin birim zamanda yaptığı çarpışma sayısı. Eğer çarpışmazlar veya denemezlerse asla bariyeri aşamazlar. Dolayısıyla bunun birimi 1 bölü saniye veya 1 bölü mol saniye şeklindedir. Dolayısıyla bu deneme sayısı ise bu durumda E üssü eksi EA bölü RT'de bariyeri aşmanın başarma olasılığıdır. Burada deneme sayısı çarpı bariyerden aşma olasılığı size birim zamanda bariyerden aşma sayısını verir. Pekala bir sorunuz var mı Arrhenius hız kanunu ile ilgili? Pekala. Şimdi biraz örneklere bakalım. OH eksi yani hidroksil artı metil bromür. Hidroksil buradaki karbon atomuna saldıracak ve bir aktifleşmiş kompleksi oluşturacak. H ve OH de burada. İşte bu bizim ara ürünümüz. Reaksiyonda oluşan aktifleşmiş kompleks yani. Bu şimdi parçalanacak. Bu iki şekilde parçalanabilir. Ya OH'nin kopmasıyla tepkenleri geri verir veya bromun kopmasıyla metanol verir. Yani ürün. H OH artı bromür yani Br eksi. Tipik bir örnek. Buradaki bu resme bakarak ki muhtemelen bununla aşinasınız. Artık hızı nasıl değiştirebileceğimizden bahsedebiliriz. İki şey daha söylemem gerekiyor. Burada hız açıktır ki EA değerleri birbirleriyle ilişkilidir. Bu EA değerleri arasındaki fark reaksiyon için olan delta değeridir. Ancak bu ileri ve geri reaksiyonların ön üstel terimlerin aynı olması gerekmez. Birinci durumda elimizde iki molekülü bir reaksiyon var ama var. Diğer durumda ise reaksiyon tek moleküllü. Dolayısıyla bu şekilde ileri ve geri reaksiyonlar hakkında bir şey söylememiz mümkün olmaz. Bildiğimiz yegane şey enerjiler. Pekala, katalizörler. Aşmamız gereken bir bariyer var. Diyelim ki elimizde yavaş bir denge durumu var. İleri ve geri yöndeki hız sabitleri K1 ve K-1 olsun.
Ve bunun olmasını beklemek istemiyoruz. Bu biyolojik ortamda cereyan eden veya endüstriyel bir işlem olabilir, haber işlemi gibi. Beklemek istemiyorsanız bunu hızlandırmanın yollarından biri sıcaklığı değiştirmektir. Sıcaklığı değiştirince hız artar. Örneğin 5 derecede hız 2'ye katlanır. Dolayısıyla sıcaklığı değiştirmek hızda büyük değişimlere sebep olur. Ama T'yi yükseltirseniz hızı artar ancak. Fakat K denge değeri de değişir. Bunu haber işlemini incelerken görmüştük. Sıcaklığı artırınca hızlar artar ama denge tepkenlerin yönüne kayar ki bu hiç iyi değil. Yani hızı değiştirmek istiyorsak sıcaklığı değiştirmek yapılacak en iyi şey değil. Bunun yerine katalizör kullanabiliriz. Katalizörler tepkenlerle reaksiyona girerler ve reaksiyon sonunda değişmeden çıkarlar. Aktifleşme enerjisine bakarsak katalizörün işlevini anlayabiliriz. Katalizör aktivasyon enerjilerini değiştirerek K1 ve K-1 hızlarını artırır. Dolayısıyla katalizör kullanırsak bu enerjiler küçülür. Burada A, C yıldız aktifleşmiş kompleks oluşarak ürünleri meydana getirir. Dolayısıyla A artı B eşittir ürünler şeklindeki örneğimizde A, B ve C'nin bir birleşimi meydana gelir ve bu da ürünleri verir. Burada enerjiler arasındaki fark değişmez. Değişen şey bariyerin yüksekliğidir. Burada denge sabit değişmez. Sadece Arrhenius denklemine göre hızlar değişir. Bu son derece önemlidir. Özellikle biyolojik sistemlerde. Bu konuyla ilgili bazı örnekler verelim. Tipik bir örnek olarak hızın artışı ile ilgili hidrojen peroksitin su ve oksijen verdiği reaksiyon alalım. Biraz hidrojen peroksit alıp derinize döktüğünüzde köpürdüğünü görürüz. Bu köpükler çıkan oksijenden kaynaklanır. Saçınıza sürerseniz saçınızın rengi açılır. Bu iş köpükler içinde. Beklerseniz bir şey olmaz veya olacak olan şey yavaş yavaş olur. Bu reaksiyonun hızına bakarsak, hız mol bölü saniye olarak alınırsa ve katalizör yoksa, hız 10 üzeri eksi 8 mol bölü saniye olarak bulunur ki bu çok yavaştır. Aktifleşme enerjisi kilojul bölü mol cinsinden ...71'dir. Şimdi de katalizör ekleyelim. Hidrojen bromür şeklinde bir inorganik katalizör hızı 10 üzeri eksi 4'e çıkarır. Bu hidrojen peroksit ile bir kompleks oluşturur ve bariyeri alçaltır. EA değeri de 50 kilojül bölü mol değerine düşer. Az bir azalma ama enerji üstel terimde. Dolayısıyla hızda büyük bir değişiklik olur. Buyurun. Hızlar katalizör konsantrasyonuna bağlı mı? Bağlıysa nasıl değişiyor? Hız katalizör konsantrasyonuna bağlı değil. Mi acaba? Hız değişmeli. Hız değişmeli. Haklısınız. Evet. Bu çok güzel bir soru.
Bunun hakkında düşünmeliyim. Şimdilik birim katalizör konsantrasyonu kullandığımızı düşünelim. Buna göre bakalım. Pekala. İnorganik katalizör ile olan şey bu. Bunun yerine biyolojik bir katalizör veya enzim kullanırsak, katalaz gibi, derinizde ve her yerde bulunan bir enzim hız 10 üzeri 7 olur. Ve aktifleşme enerjisi de 8 kilojoul bölü mole düşer. Sizin sorunuz A'nın birimi ile ilgili. Pekala. Örnek verdiğimiz tüm bu reaksiyonlar biyolojik olarak çok önemli. Eğer inorganik veya organik katalizör kullanırsak hız 10 üzeri 4 kat artmakta, ancak enzim kullanırsak bu artış 10 üzeri 10, hatta 10 üzeri 15 olmakta. Bu hızda anormal bir değişim. Muhtemelen daha önceden bazı enzim katalizleri yapmışsınızdır. Belki bunu kısaca tekrarlasanız iyi olur. Çünkü bu son derece önemli. Tüm yaptığınız yaklaşımları açıklar. Dolayısıyla enzim katalizörleri veya enzimler heterojen veya homojen olabilir. Enzimler vücudun her yerinde bulunur ve hücre aktivitesini düzenler çok karmaşık şekillerde. Hücre ürün yaparken bu enzimlerin konsantrasyonunun ona göre ayarlar ve tüm biyolojik reaksiyonlar bu şekilde olur ve çok küçük konsantrasyonlara sahip olmalarına rağmen son derece önemli rol ifade ederler. Bunlar son derece spesifiktir. Bir enzim biyolojik döngünün ancak belli bir kısmında etkindir. Bu kısımda 10 üzeri 10'luk bir oranda etkin olabilir. Fakat diğer hiçbir protein üzerinde rolü olmaz. Bu olağanüstü bir şey. Yaşlılıkta karşılaşılan birçok hastalık, ki bu benim de karşıma çıkacak. Görüldüğü kadarıyla bu enzimlerin alt veya üst regülasyonlarının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla vücudumuzda mükemmel yürümesi gereken birçok reaksiyon var. DNA çoğalması veya protein katlanması gibi. Ancak hatalar oluşur, ki bu işlemlerde hatalar her zaman oluşabilir. Bu hatalar hastalıklara sebep olur. Bebekken biyolojik işlemlerinizde hata oluşursa bu enzimlerle ilgili bunu kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Dolayısıyla 6 aylıkken Alzheimer olmazsınız. Ancak yaşlandıkça bu onarım işlemlerinde sorunlar olur ve artık düzeltme yapamazsınız. Bu her türlü hastalığa sebep olur. Kanser muhtemelen bu düzeltme işleminin bozulmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Alzheimer, MS, Parkinson, daha birçokları kronik hastalıklar, muhtemelen bazı protein ve enzimlerin üst veya alt regülasyonunun bozulmasından kaynaklanmaktadır. Onarma işleminin bozulmasından yani. Her neyse. Bu enzimler büyük proteinler olup
10 üzeri 4 ile 10 üzeri 6'lık mol kütlelerine sahiptirler. Boyutları çok büyüktür. Nanometre seviyesinde 10 ila 100 nanometre arasında. 100 nanometre biraz büyük bir boyuttur. Genelde 10 nanometre civarındadır. Ve daima isimleri az ile biter. Katalaz, ürelaz, iyolaz, esteraz, ester bağlı olanlar, karaciğer, esteraz ile doludur. Bunlar maddeleri ufak parçalara bölerler. Ortamda çok ester bağları vardır ve bunlar biyolojik açıdan gerekli değildir. İşte karaciğer bunları elimine eder. Pekala. Burada da elimizde tepkenler var. Bunlar biyolojik tepkenler olup substrat adını alır. Bunlar bir enzimin içine girer. Bu enzim, bu da substrat, bir kompleks oluşturur. Buradan ürünler çıkar. Ürünler hemen uzaklaşır. Muhtemelen başka bir enzime tutunur. Yeni ürünleri yapar ve döngü devam eder. Bu enzimin konsantrasyonu çok ufaktır ve böyle kalır çünkü ürün hemen uzaklaşır. Peki deneysel olarak gözlenen nedir? Deneysel olarak gözlenen şey bir substrat enzim mevcudiyetinde ürün veriyor. Tepkime hızı dP bölü dt t eşittir 0 iken yani başlangıç hızı enzim konsantrasyonu ile orantılıdır. Yazıyla başlangıç hızı. Kinetik lisanında buna sürat adı verilir. Sürat birim zamanda mol değişimi. Buna da başlangıç sürati denilebilir. Bu enzim konsantrasyonuna bağlı başka ne var? Sabit enzim konsantrasyonunda olan substrat sürati S konsantrasyonuna bağlıdır. Ufak S konsantrasyonlarında. Yüksek konsantrasyonlarda ise yüksek konsantrasyonlarda ise bu değer sabittir. Dolayısıyla bu düz bir çizgi değil. Düz bir çizgi değil. Bu eksen substrat konsantrasyonunu, bu eksende reaksiyon süreti veya hızını göstersin. Burada hız belli bir değere kadar yükselecek. Sonra sabit kalacak. Yani doğrusal bir şekilde başlayacak ve dolgunluğa gidecek. Bu doygunluk değeri reaksiyon için maksimum hıza veya sürate karşılık gelir ki buna Vmax diyelim. Bu kısımda sürat S
konsantrasyonu ile orantılı. Ve bir şekilde bunu açıklamamız gerekiyor. Kinetikten öğrendiklerimizle tabii. Önce bu verileri açıklayacak şekilde bir mekanizma yazmamız, daha sonra da onu çözmemiz gerekiyor. Bunu yapan ilk kişiler biz değiliz. Manten bunu yıllar önce yapmıştı. Burada enzim artı substrat reaksiyona girerek bu K1, bu da K-1 bir ES kompleksi verir, bir enzim substrat kompleksi. Fakat daha önce kararsız olan aktifmiş kompleksi için çizdiğimiz bu tepenin aksine buradaki enzim substrat birleşimi için çok uzun süre mevcut olmaktadır ve esas olarak kararlı bir komplekstir. Dolayısıyla bunu tespit edebilecek ve karakterize edebilecek kadar uzun süre mevcut olan gerçek bir ara ürün olarak farz edeceğiz ve en sonunda bu K1 ve K2'si bir hızlarıyla ürün ve enzim oluşur. Ürün burada katalizör olarak davranmaktadır. Enzim burada katalizör olarak davranmaktadır. Özür dilerim. Ve bu daha uzun süre kalan bir kompleks oluşturmaktadır. Bunu grafiğe geçirirsek burası reaksiyon koordinatı olsun. Enzim artı substratla başlayalım. Burada ara ürün ES oluşsun. Buraya ufak bir kuyu koyduk. Çünkü bu yeter derece kararlı tepenin üstüne değil ama yeter derecede uzun yaşıyor. Daha sonra azalarak ürün artı enzim oluşuyor. Eğer burada bu enzim olmasa bu tepe çok çok yükseklerde olurdu. En az onlarca kat daha yüksekte. Enzim bunu büyük oranda düşürür. Pekala, artık mekanizmayı çözmeye başlayabiliriz. Burada bir tane ok unutmuşuz. Burada hızları yazmışız ama bunu da göstermek gerek. Pekala. Ne biliyoruz? Bildiğimiz şey bu ara ürün konsantrasyonunun çok küçük olduğu. Çünkü enzim konsantrasyonu çok küçük. Dolayısıyla bu ara ürün konsantrasyonu da çok küçük ve pek fazla değişmiyor. ES pek fazla değişmiyor. Yazıyorum buraya. Dolayısıyla kararlı hal yaklaşımını kullanabiliriz. Şimdi bu ara ürün için olan hızı yazalım. dES bölü dT eşittir. ES ileri reaksiyonda oluşuyor. Burada parantezleri koyalım, yoksa ES tek bir madde gibi görülür ve geri reaksiyonla da harcanıyor. Burada kararlı hal yaklaşımı kullanacağımızdan bunların altına kararlı hal yazalım. Ayrıca ürün vermek için de harcanıyor. Ama ürünlerden tekrar geri oluşuyor. Bunu kararlı hal yaklaşımına göre sıfıra eşitleyelim. Denklemde de bu E terimlerinin olmasını istemeyiz. Çünkü bunu ölçmek kolay değildir. Enzimin başlangıç konsantrasyonunu ölçmek çok daha kolaydır. Dolayısıyla bu ölçülmesi zor olan değer yerine daha kolay ölçülen bu değeri koymalıyız. Buna göre E eşittir E0 eksi ES. Bu başlangıç konsantrasyonu, bu da enzime bağlanan miktar, bu da serbest enzim miktarı. Bunu yaparsak, yani bu değeri burada ve burada yerine koyarsak nihai sonucu elde ederiz ki bu ES kararlı hal eşittir
K1S artı K-2P bölü K-1 artı K1S artı K-P çarpı E0. Tabii bunların hepsi kararlı halleri olacak. Daha sonra evet. Daha sonra ara ürün için kararlı hal yaklaşımını uygular ve bunu hız denkleminde yerine koyarsak dolayısıyla sürat eşittir ya, hız eşittir eksi ds bölü dt eşittir k1 çarpı e çarpı s. Bu substratın yok olması eksi k eksi 1 çarpı es kararlı hal geri reaksiyon. Buradaki e yerine e eksi e0 eksi ES kararlı hal koyarsak bu ES kararlı hal değerini burada yerine koyarsak ve hesaplamayı yaparsak cebirsel işlemlerden sonra sürat V ile gösteriyorum yani eşittir parantez içinde K1 K2 çarpı S eksi K eksi 1 K-2 çarpı P çarpı E0 bölü K-1 artı K2 artı K1S artı K-2 P olarak bulunur. Daha önce söylediğim gibi buradaki bu ürün genellikle önemli değildir. Bu bir sonraki basamakta kullanılıp yok olur. Dolayısıyla bu terim hemen hemen sıfırdır. Bu terim de sıfır olur. Çünkü burada kararlı hal ve denge durumu söz konusudur. Bu durumda bu denklemi düzenlersek K1 K2 çarpı S yani substrat çarpı E0 bölü K-1 artı K2 artı K1 S yani substrat bulunur. Şimdi bu deneysel gözlemleri alıp mekanizmaya uyup uymadığını kontrol edebiliriz. Evet. Şimdi başlangıç hızına bakalım. Başlangıç hızının substrata bağlı olması gerekir. İşte burada başlangıç hızı substrata bağlı olmalı. Dolayısıyla başlangıç hızı K1, K2 artı K2 daha erken zamanlara bakarsak eğer dolayısıyla başlangıç hızı burada sanki ürün eksik gibi. Eksik var sanki. Evet. Buraya geri dönmeliyim. Bu başlangıç hızı değil. Bu S'nin ufak olması durumundaki hız. Başlangıç hızı ise herhangi bir ürünün oluşmadığı durumdaki hızdır.
veya ürün konsantrasyonunun çok düşük olduğu durumda, çünkü burada ürün konsantrasyonu temel olarak sıfır olduğunu varsaydık, bu esas olarak başlangıç hızıdır. Burada ürünü sıfır eşit almak suretiyle bunun başlangıç hızına eşit olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla başlangıç hızı buna eşit. Ve bunu düzenlersek ve başlangıç eşittir K eksi 1 çarpı S çarpı E sıfır. Burada pay ve paydayı K1'e böldük. Dolayısıyla bu bölüm K eksi 1 artı K2 bölü K1 artı S olur. Bu K eksi 1 artı K2 bölü K1 oranını KM olarak tanımlarsak, ki bu bir sabit tanım olarak, bu ilginç bir oran. Burada K-1 enzim substrat kompleksinin tepkenlere dönerek yok olma hızı, K2'de bu kompleksin ürün vererek yok olma hızı, K1 ise kompleksin oluşma hızı. Dolayısıyla bu kompleksin yok olma hızının oluşma hızına oranı. Kompleksin yok olma hızı oluşma hızından çok büyük olduğundan bu büyük bir sayıdır. Dolayısıyla herhangi bir kompleks birikmesi olmaz. Kompleks oluşur oluşmaz yok olur. Yani KM büyük olup ES konsantrasyonu çok küçüktür, çok düşüktür E0 ile karşılaştırıldığında. Eğer kompleksin yok olma hızı oluşma hızına nazaran küçükse kompleks oluşturursunuz. Kompleks oluşturursunuz ama bunları harcayamazsınız ürün yaparak ve tepkenlere geri dönerek. Dolayısıyla enzim değeriniz doygunluğa erişir ve her enzime bir substrat bağlanır. Yani KM çok küçükse ES doygunluğa erişir. Eğer KM çok küçükse bu durumda ikinci hız sınırlayıcı olur. Yani enzimin parçalanarak ürün oluşturma hızı. Yani bunun olmasını beklemek zorundasınız. Ürünün uzaklaşıp gitmesini. Bu bizim hız belirleyici basamağımız. Bunun bir başka yazılma şekli ise burada K kat eşittir K2 dersek, K kat çarpı S çarpı E0 bölü KM artı S'dir. Evet. Pekala, birkaç tane sınır durumuna bakalım. Birinci sınır durumunda S'nin büyük olduğunu farz edelim. Yani S KM'den çok çok büyük olsun. Burada görüldüğü gibi paydadaki bu terim önemli. Dolayısıyla bir durumda KM baskın olacak. Diğer durumda ise substrat konsantrasyonu daha baskın olsun. KM ufak olsun. KM ufaksa sistem doygunluğa erişiyordu. Dolayısıyla burada sürat ifadesinde KM ufak, S büyükse S değerleri birbirini götürür ve hız K kat çarpı E sıfıra eşit olur. Bunların ikisi de sabittir. Dolayısıyla sürat sabittir. Yani hız sabittir ve bu yukarıdaki bu sınırdır ki bu deneysel olarak gözlenmiştir. Ve hız da başlangıç substrat konsantrasyonuna bağlıdır. Çünkü tüm enzim, affedersiniz, başlangıç enzim konsantrasyonuna tüm enzimler substratla birleşir. Başlangıçta ne kadar enzim varsa ürün yapacak, o kadar ara ürün oluşturacak. Bu ayrıca K kat hızını da bağlıdır ki bu K2'ye eşitti. Ki bu da ürün oluşma hızıydı. Ve bu hız belirleyici basamak. Pekala.
Diğer özel durum ise substrat konsantrasyonunun KM'den çok çok küçük olma durumudur. Bu durumda ama önce bunu anladığımıza göre buna Vmax diyeceğiz. Yani K kat çarpı E0 eşittir Vmax. Dolayısıyla S çok küçükse V eşittir Vmax olur ki bu da K kat çarpı E0'dı. Bu Vmax olduğundan bu ifadeyi Vmax bölü KM artı S şeklinde yazabiliriz. Bu büyük K olmalı. Dolayısıyla bu ifade V eşittir Vmax çarpı S bölü KM olur. S çok küçük olduğundan paydada bunu ihmal ettik. Dolayısıyla V substrat konsantrasyonu ile orantılı olur. Burada substrat konsantrasyonu KM'ye nazaran çok küçüktür ve hız doğrusal değişir. Grafikten ilginç olan bir üçüncü kısım var. Burada substrat konsantrasyonu KM'ye eşit. Burada substrat yani S eşittir KM olduğundan V eşittir Vmax bölü 2 olur. Dolayısıyla S eşittir KM grafikte yarı noktaya karşılık gelir. Burası Vmax bölü 2. Burası da KM. Pekala, enzimler KM değerlerine göre işaretlenir. Çünkü onların substrata ne kadar kuvvetli bir şekilde bağlandığının bilinmesi çok önemlidir. Enzimin oynadığı role bağlı olarak enzimin bazen kuvvetli, bazen de zayıf bağlanması istenir. Bunu grafiğe geçirerek bu önemli K kat ve KM değerlerini bulabiliriz. Buna Lin-Liver-Burk grafiği denir. Bugün araştırdım. Lin-Liver hala hayatta mı diye. Hala hayatta. 2003'te 98 yaşındaydı. 2007'de halen hayatta. JAX'da en çok atıf alan makalelerden biri bu eğriden doğruya nasıl geçileceğini söyleyen ve grafiği V'yi S'ye göre değil 1 bölü V'yi 1 bölü S'ye göre karşı grafiğe geçiren makaledir. Denklemimizi alıp 1 bölü V eşittir KM bölü Vmax çarpı S artı 1 bölü Vmax şeklinde yazarsak ki burada sadece denklemi tersine döndürdük o kadar. Bunu burada 1 bölü S ve burada da 1 bölü V olacak şekilde grafiği alırsak bir doğru elde ederiz. Bu doğrunun kesim noktası da 1 bölü Vmax olur. Bu doğruyu uzatırsak bu nokta eksi 1 bölü KM olur. Eğimi ise KM bölü Vmax'a eşittir. Vmax da K kat çarpı E0 olduğundan buradan kolaylıkla K kat değeri bulunur. Dolayısıyla bu son derece kullanışlı bir grafiktir. Bu doğruyu çizmek son derece basittir. Özellikle elimizde bilgisayar varsa. Bu makalenin hakemleri, bu makalenin 6 tane hakemi vardı ve makaleyi ret etmeye kalktılar. Çünkü burada pek kimya olmadığını ve bunun sadece bir denklemin düzenlenmesi olduğunu düşündüler. Ancak bu son derece önemliydi. Pekala. Katalizle ilgili bir sorunuz var mı?
enzimlerle ilgili, Arrhenius denklemi ile ilgili. Evet, gelecek hafta salınım reaksiyonlarına bakıp dersi bitireceğiz.